İkinci yüzyılın seçimine sayılı günler kaldı. 11 ilimizde yaşanılan deprem felaketi nedeniyle alışılagelmiş bir seçim atmosferi yaşanmasa da, seçim müziği olmasa da alanlarda milletvekili adayların seçim çalışmalarını görmek mümkün. Bugün alanlardayız. Tüm siyasi partilerin seçim çalışmalarını takip edeceğiz efendim. Siyasi partiler Kartal'ın farklı noktalarına kurmuş oldukları seçim standlarında bu çalışmalarını yürütüyor, seçmenine ulaşıyor ve oy topluyor. Bizler de bu alanda olan seçim çalışmalarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet efendim, alanlardayız. Seçim çalışmalarını takip ediyoruz sizler için. Şu anda İyi Parti Kartal İlçe Başkanlığı'nın Kartal Nevzen Tevfik Meydanı'na kurmuş olduğu seçim standındayız. Burada İyi Parti 28. dönem İstanbul 1. bölge milletvekili adayı Dilruba Olcuklu. Evet. Nasılsınız başkanım? Merhaba. Teşekkür ederim. Ülke olarak önemli bir seçime gidiyoruz. Her zaman her seçimde alışılagelmiş bir seçim atmosferi yaşanmasa da yine bir heyecan gözlemliyoruz. Hem vatandaşlarda hem adaylarda, sizlerde diyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Başka ilçelerde de çalışıyorsunuz, görev alıyorsunuz, yoğunsunuz. Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Saha nasıl başkanım diyelim. Teşekkür ederim ilk önce. Çarşı, pazar, esnaf, tüm ilçeleri geziyoruz. Saha gerçekten umut verici bizler için. Artık insanlar da bıçak kemiğe dayanmış durumda. Pazarlarda durum gerçekten çok vahim. Hem vatandaş hem pazarcılar bütün dertlerden muzdarip. Ama bizler için gayet iyi gidiyor her şey. Özellikle İyi Parti adına konuşmak istersem güneş tekrar doğacak. Türkiye iyi olacak diyoruz. Bugün Kartal'dasınız. Kartal'da siyaset yaptınız, ilçe başkanlığı görevi yaptınız. Bugün evinizdesiniz diyebilir miyiz? Ben tam söyleyecektim. Bugün evimdeyim, yuvamdayım. Sağ olsun Kartallı yol arkadaşlarımlayım, ailemleyim. Burada olmak tabii ki çok daha farklı. Çok daha insana güven veriyor, huzur veriyor. Sizler gibi dostları görmek de benim için çok mutluluk verici. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, başarılar. Sağ olun. Evet efendim, alanlardayız. Seçim çalışmalarını takip ediyoruz. Bugün siyasi partilerin seçmenine ulaşmak için kurmuş oldukları standlardayız. Yanımda AK Parti Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Nizamettin Altıntaş var. Aynı zamanda İBB Meclis Üyesi. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Çalışmalar nasıl gidiyor diyelim? Vallahi biz 20 yıldır çalışan bir parti. Sadece seçim odaklı hiçbir zaman çalışmadık. Bundan sonra da aynı hızla, aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Tabii her geçen gün seçim için anketler yayınlanıyor. Farklı görüşler ortaya çıkıyor. Bize de sordukları zaman kesin anketi 14 Mayıs akşamı biz milletimize paylaşacağız diyoruz. Şu ana kadar millet gücü ve iradesi üzerinde hiçbir kudret tanımadık. Yine aynı şekilde milletin iradesi nasıl tecelli ederse başımız gözümüz üstüne deyip yolumuza devam edeceğiz. Her seçimde alışılagelmiş bir seçim atmosferi yaşanmıyor biliyorsunuz deprem nedeniyle. Şu anki AK Parti olarak Kartal bazında soruyorum bunu. Seçim çalışmalarınız nasıl devam ediyor? AK Parti olarak her dönemde insan odaklı siyaset güttük. Birebir siyaset, sohbet ortamlarında, birebir vatandaşlarımızla hasbihal ederek bu zamana kadar seçim çalışmalarımızı yürüttük. Bu dönem dediğiniz gibi özel bir durum var. Deprem dolayısıyla sizin de gördüğünüz gibi hiçbir çadırımızda, hiçbir etkinliğimizde müzik çalınmıyor. Ama bu bizim çalışmadığımız anlamına gelmiyor tabii. Buna tabii insanlarımız öncelikle karar verecek. Ama biraz daha sakin, biraz daha temkinli, biraz daha sağduyulu bir seçim atmosferi yürütmeye gayret ediyoruz. Ancak yukarıdan Cumhurbaşkanımızın attığı her adımı da yakından takip edip
milletimize aktarmaya da gayret ediyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür. Sağ olun. Size teşekkürler düşünceleriniz. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Efendim, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür. Seçim var. Ülke evet. için önemli tabii ki. Evet. Her yıl ya yani her seçimde alışılagelmiş bir seçim atmosferi yaşanmasa da çalışmalar devam ediyor, yürütülüyor. Kartal bazını eğer göz önünde bulundurursak nasıl gidiyor çalışmalarınız Kartal bölgesinde? Yani gayet güzel gidiyor. Sahaya da her zaman sahadaydık zaten. Gene sahadayız. Ve milletin, halkın tezahürü karşısında mutluyuz. Bu seçimleri de her seçim olduğu gibi alacağız. Yani bu anketlerde verilen, parayla tutulan, edilen anketleri de biliyoruz. Bundan önce de tecrübe ettik. Bunda da gene halkımız tecrübe edecekler. Gene emin olsunlar. Gene iktidar aynı şekilde hizmetlerine devam edecek. Bunda kimse en ufak bir şüphesi olmasına gerek yok. Biz de Ramazan'dı. Ramazan'dan dolayı gayet güzel programlarımız oldu. İftar programlarımız, Ramazan sahur programlarımız. Bugün itibariyle sahadayız. 20 gün kaldı. 20 gün boyunca da elimizden geleni yapacağız. Reisi tekrar başkan yapmak için. Bunda en ufak bir şüphemiz yok ama elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çadırımızı yeni açtık. Bugün işte açılışını yapacağız. Bundan sonra Çavuşoğlu, Kartal, buraya yakın olan mahallelerle beraber burada halkımıza kendi projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Siz sosyal medyada görüyorsunuz, zannediyorsunuz çalışıyor.